Bu iktidar ekonomiyi batırdı. Bu sayılarla da aslında ortada tabii sayıların güvenilirliği konusunda bir takım endişeler var, haklı olarak. Ama yine de basitçe kiralara bakıyorsunuz. Hakikaten tuhaf sayılar konuşuluyor. Yani galiba iki kişilik bir aile için 10 bini falan geçti. Açlık sınırı, fakirlik sınırı benzer şekilde aşırı yükseldi. Dolayısıyla bütün ekonomik değerlerde bir sapma var ve herkes şunu merak ediyor: bir bu düzelir mi? İki ne kadar zamanda düzelir? nasıl bir planınız var? Aslında çok sayıda planlarımız var. 22 tane planımız var. Bunların hepsi bir şekilde uzaktan veya yakından ekonomi ilgilendiren konular. Böyle fasikül, fasikül, fasikül hazırladık. Çünkü ekonomi böyle izole bir alan değil. Ekonomi dediğinizde özellikle işin hukuk ve adalet bölümü çok çok önemli. Hukuk ve adalet olmadan yani ekonominin arzu ettiğimiz hızla büyümesi, refahın yaygınlaşması, ekonomik büyümenin adil bir şekilde paylaşımı mümkün değil. Bir başka önemli konu ise eğitim. Eğitimle ekonominin de çok iç içe konular olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü hesap etmenin pek çok yolu var ama bir yolu da katma değerlerin toplamı. Yani tek tek fert fert insanların ürettiği katma değeri topladığınızda ekonomi büyüklüğü oluyor. İnsanlar daha iyi eğitimli olduğu zaman ya da eğitiminin becerisinin hangi alanda yoğunlaştığını bilip ona göre meslekler seçtiklerinde çok daha büyük bir verim ortaya çıkıyor ve ekonomik büyüme çok daha hızlı oluyor, adil oluyor ve kapsayıcı oluyor. Nas hikayesinden beri yani faizlerle oynandığından beri ekonomik değerlerde anormal bir sapma var. O kısa vadede düzeltilebilecek bir şey mi? Ekonomide yeniden rasyoneliteye dönülmesi, yeniden aklın ve bilimin gereğinin yapılması çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Çünkü her türlü realiteden uzak, tek bir kişinin kendi şahsi düşünceleriyle, görüşleriyle şekillenen bir ekonomi yönetiminin olumlu sonuçlar oluşturması mümkün değil. Yani bunun da bedelini aslında hazinenin ödediği yüksek faizle görüyoruz. O yani geçen sene tam 311 milyar lira hazinenin faiz ödemesi oldu. Bu sene 565 milyarlık faiz ödeyeceğini hükümet ilan etti ve bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin nominal olarak en yüksek rakamları. Yani hazine bu ödediği faizi nereden buluyor? Hepimizden vergi alıyorlar. Çarşıya, pazara gidip de bir kilo peynir aldığınızda kadev ödüyorsunuz. Bir çift çorap aldığınızda kadev ödüyorsunuz. Çalışıyorsunuz, gelir vergisi ödüyorsunuz. Devlet böyle küçük 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 topluyor herkesten. Bir heybeye dolduruyor. O heybeyi de olduğu gibi faiz olarak ödüyor. Kime ödüyor faizi? Zaten parası olan ödüyor. Aslında bunu rakamlarla da ifade etmek mümkün. Şimdi bakın burada rakamları görüyoruz. Geçen sene bu fiilen ödenen 311 milyar. Bu sene planlanan 565 milyar. Bu hükümet iş başına durduğu sürece faiz ödemelerini durduramıyorlar. Yani Peki faizi bu ne kadar? indirmediler aslında. İndirilen faiz sadece ve sadece Merkez Bankası'nın bankalara kredi kullandırırken aldığı faiz. Yani bankaların ödediği faiz. Ama bunun dışında pek çok faiz var. Örneğin tüketici kredisi faizi var, kredi kartı faizi var, esnaf kredi kullanırken ödediği faiz var. Bunların hepsinde yükselme var. Bu rakamlar ne kadar yüksek rakamlar? Mesela şu geçen seneki faize bir de kur farkını eklediğinizde yani kur korumalı mevduat için tam 1 milyon tane konutu yapıp bedava dağıtmak mümkün. Devlet üretip bedava dağıtabilirdi. Sadece bir yılda ödediği faizle. Bu yıl için planladıkları da öyle. Peki bunun sonucunda ne oluyor? Gelir dağılımı bozuluyor. Milli gelirden alınan payı görüyorsunuz. Sermayenin aldığı pay, iş gücünün aldığı pay. Yani parası olan milli gelirden daha fazla pay alıyor gittikçe. İş gücü, alın teri, akıl teri gittikçe milli gelirden daha az pay alıyor. Bu işte enflasyon ve çok yüksek enflasyon, çok yüksek fiyat artışları karşısında sabit ücretli herkesin yani memurun, işçinin, hatta emeklinin veya özel sektörde çalışanların YouTube kanalı çalışanının Evet. Herkesin yani Türk lirası cinsinden maaşla geçinen herkesin yoksullaşması anlamına geliyor. Yani toplamda ekonomi büyüdü diyorlar. Ama ekonomi kimin için büyüdü? Zaten parası olan için büyüdü. Ama maaşla geçinenler için aslında ekonomileri onların küçüldü. Dolayısıyla bu yüksek faiz ödemesi TÜİK'in rakamlarında da açık açık görüyorsunuz. TÜİK henüz bunu makyajlamış değil. Ha, bizim böyle bunu gösterdiğimiz görünce bunlar da yarın makyajlanabilir. Yani bunları da göstermeyebilirler. Bu KKM ile alakalı da. Aslında yeni bir icat gibi sundular ama 1970'lerde bu uygulanmış. O zaman Özal bunu kaldırmış. Devize çevirir mevduat hesabını. Rahmetli Özal eski DHM yani bugünkü KKM'yi kaldırırken ne demiş? Kendini uyanık sananların bulduğu dalavere yöntemi. Evet. Özel basın toplantısı da kaldırıyor bunu. Yıllarca diyor bu ülkede enflasyon yüksek seyrettiyse diyor. Bunun sebebi budur diyor. Gençleri vasiyetimdir diyor. Asla bir daha bu ülkenin başını böyle bir derde sokmasın kimse diyor. Ne zaman söylüyor? 40 sene önce. 40 sene sonra döndüler dolaştılar. Ülkeyi böyle bir maalesef yanlış uygulama içine soktular. Evet büyük bedel ödedik ama bazı yanlışlardan geri dönüşü dikkatli yapmak gerekiyor. Dolayısıyla makul geçiş süreçleriyle bu geçişi sağlamak finansal piyasalar açısından daha iyi sonuçlar oluşturur diye biz bekliyoruz. Ama bütün bunun hesabı, kitabı, rakamsal boyutu bankacılık sektörüyle beraber, yeni Merkez Bankası yönetimimizle beraber, yeni SPK yönetimiyle beraber istişare içerisinde yapılacak şeyler. Bunlar. Buna bağlı bir şey daha hızlıca soracağım. Biz aslında serbest piyasa ekonomisinden uzaklaştık. Şu anda sermaye kontrolü var Türkiye'de. Bundan da bir anda dönmek mümkün olmayacak anladığım kadarıyla. Doğru mu? Şimdi sermaye kontrolleri dediğimiz alan çok geniş bir alan. Yani orada bir sürü şey var. Şimdi bir beyaz var, siyah, var. Bir de arada bir sürü tonlar var. Şimdi şu anda Türkiye bayağı koyu gri alana girmiş durumda bu sermaye hareketleri açısından. Yani bugün diyelim ki yurt dışındaki bir akrabanıza ya da yurt dışında üniversitede okuyan bir yakınınıza 3000 dolar 5000 dolar bile bir transfer yapmak zorunda kalsanız bu sorgulanıyor. Sen parayı niye gönderiyorsun? Ne yapıyorsun? Niye Türkiye dışına çıkarıyorsun bu parayı? Ya yeğenim var kardeşim var çocuğum var okuyor öğrenci <laughs> ev kirasını ödeyecek onun parası bu bile sorgulanır hale geldi dolayısıyla serbest piyasa önemli ölçüde artık ortadan yok edilmiş durumda düşünün ki Türkiye'de şu anda bankalarda ayrı bir döviz kuru var döviz bürolarında ayrı bir kuru var kapalı çarşıda ayrı bir kuru var bugün Kadıköy'de bir de bir döviz bürosuna şöyle önünden geçerken döviz bürosunun sahibi bir durdurdu ya Sayın Başkan ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz artık çok zorlaştı bu işler ne olur gelin bir an önce bitsin falan filan diye epey uzun bir sohbet ettik çok kötü bir durum yani Türkiye'de çoklu kur oluştu. Bir tarafta televizyon ekranlarında gösterdikleri kuru düşük tutmaya çalışıyor hükümet ama öte yandan fiiliyatta başka bir yüksek bir kur oluştu. Arada da en az %5-6'lık bir fark var. E bunu sıktıkça, sıktıkça, sıktıkça bu fark çoğalır. Yani şu anda %5'lik yani 1 liralık fark yarın %10'a çıkar, 15'e çıkar. Ama şunu da unutmayalım, böyle çoklu kurda ucuz kurdan alıp pahalı kurdan satan da bir kitle oluşur. Bazen de bunlar zaten danışıklı dövüştür. Bunlar çok yanlış işler. Bir an önce bunları normalleştirmek gerekir. Ama normalleştirmekte daha fazla rekabet, daha fazla şeffaflık, daha fazla açıklık gerektirir. Biz hep şuna inandık. Açık olun, şeffaf olun, mantıklı kuralların. Koyun, uygulanacak kural olacak. Ondan sonra korkmayın. Türkiye çok büyük bir ülke. Çok güçlü bir ülke. Korkunç bir potansiyeli var bu ülkenin. Akılcı düzenlemeler koyup serbest bıraktığınızda, özgürlük getirdiğinizde zaten bu ülkenin ekonomisi büyüyor. Yani, yani çok da böyle özel şeylere gerek yok. Hormondu, vitaminde, de şuydu buydu. Zaten büyümeye hazır bir ekonomimiz var bizim. Çünkü niye? Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. En genç nüfusu bizde. Avrupa'nın en büyük toprakları bizde. Avrupa'nın en büyük tarım alanları bizde. Ya bu ülke illaki büyüyecek. Hani gölge etme başka ihsan istemem diye önemli bir söz var ya. Yani hükümet, ülke yönetenler gölge etmese bile bu zaten büyük bir ihsan olacak ülke için. Evet. Hele hele bir de doğru politikalar uyguladığınızda, akılcı işler yaptığınızda Türkiye'nin gelişmesi, ekonomimizin büyümesi, gençlerimizin yarınlara umutla bakması zaten kaçınılmaz bir doğal sonuç yani. Ama şimdi mesela kira kontrolüne başladılar. %25 yapabilirsiniz diyorlar. Oysa enflasyon bugün %51 mini açıklandı ama gerçekte daha fazla olduğunu biliyoruz. Bunlardan geri dönmek ne kadar vakit alır? Mesela kiralar ne zaman stabilize olur? Enflasyonun genel durumu bugün açıklanan %100'ün üzerinde en akın rakamı. TÜİK'in de %44 gibi bir şey. Yani TÜİK gerçek enflasyonun yarısından daha az bir rakam açıklıyor. Ama özellikle kira enflasyonuna baktığımızda konut piyasasındaki arz noksanı 650 bin konut depremde kullanılacak hale geldi. Dolayısıyla bu bir anda büyük bir konut açığı demek ülke için. E, oradaki evi yıkılan insanlar gittiler ya o şehirde ya da başka şehirde ev aramaya başladılar. Dolayısıyla sınırlı olan bir arz var ama talep artmış oldu. Bu durumlarda fiyatların artması kaçınılmaz. Bunun en hızlı yolu çok hızlı bir şekilde konut açığının tamamlanması ve çok hızlı konut üretimi. Yani arzı artıracaksınız ki bu normale erişsin. Ama bir yandan da bu döviz kuru ve yüksek enflasyonla beraber inşaat maliyetleri de çok artmış. Yani hem talep enflasyonu yukarı doğru çekiyor hem de maliyetler enflasyonu yukarı doğru itiyor. Biz buna enflasyonda çeken ve iten faktörler deriz. Maliyet yukarı doğru iter, talep de yukarı doğru çeker. Şu anda Türkiye'de bu her iki vektör aynı yönde. Yani yukarı doğru çeken güç de yukarı doğru iten güç aynı yönde. Dolayısıyla onun için birden bir her şey artmış durumda özellikle kiralarda. Yani her iki yöne de el atmak gerekiyor. Hem maliyetlerin makul halde durmasıyla alakalı makroekonomik tedbirler hem de hızlı konut üretimiyle talebi karşılamak bu normalleşecektir. Ha iyi ...hızlı çalışırsanız bu en fazla 1,5-2 yıllık meseledir yani. Konutu ürettiğinizde ve makroekonomik dengeleri sağladığınızda... kiralar da makul bir seviyeye gelir. Bize %50 zam yaptılar da İlker hemen itiraz etti. Minimum %90 olmalı diye. Ee, yok şey burada ofis için. Tamam. İlker %50 çok az dedi yani enflasyon çok daha yüksek. %90 da anlaştık sağ olsun. Artık o alanla satan, mal sahibiyle kiracı neyse... ...kendi aralarında oluşan zor bir denge var... Ama her iki için de zor. Bazen zannediliyor ki mal sahibi işte zaten sahibi değil mi? ne olacak? Az kira alsa ne olacak diyorsunuz ama bazıları için zaten o kira tek geliri. Yani masrafı artmış bir tek oradan gelen kirayla geçiniyor. Halbuki her türlü gideri artmış değil mi? Yani kiracı için de çok zor. Mal sahibi için de çok zor. Dolayısıyla bu makroekonomik dengelerin bozulması, enflasyonun artması aslında herkese zarar veriyor. Yani bunun kazananı çok az. Kazananı kim biraz önce gösterdiğim gibi sermayesi olan kazanıyor ama diğer herkes kaybediyor. Ekonomi gerçekten kötü yani bunu hissedebiliyoruz. Normalde böyle olan bir ülkede muhalefetin çok rahat bir şekilde kazanması gerekirdi. Sanki öyle değil gibi. Şimdi demokrasinin saatli işlediği dönemlerde dediğiniz doğruydu. Ne derdi eskisi siyasetçiler? Tencere kaynamayınca iktidar gider derlerdi. Hı. Fakat şu anda demokrasimiz maalesef çok çok zayıflamış durumda. İfade özgürlüğüyle ilgili ciddi kısıtlamalar var. Baskı ve korku iklimi var. İnsanlar kendi dertlerini rahatça anlatamıyorlar. Eleştirel bir bakış açısı şu anda hemen hemen mümkün değil. Medya üzerinde. Ee, medya üzerinde büyük baskı var. Dolayısıyla bu kadar baskı altında sorunları dillendirmek açısından insanlarımız biraz daha çekingen bir o var. Bir de her otoriter rejimin uyguladığı gibi şu andaki ülke yönetiminin politika havası var. Ne diyor bunlar? Çok düşmanımız var. Dolayısıyla tankımız olacak, savaş uçağımız olacak, İHA'mız olacak, SİHA'mız olacak. Ama bunun için de siz açlığa, yoksulluğa razı olacaksınız. Çünkü düşman çok. E bizim milletimiz de fedakar bir millet. Yani e madem düşman çok, e bari razı olalım. Hissiyat da geniş. Bu Tabii milli duyguların istismarı anlamına da geliyor. Ve bizim kesinlikle karşı olduğumuz bir çizgi. Ama maalesef bir gerçek. Bir boyutu da vatandaşlarımızın dini inançlarıyla bir bakıma onları yönlendirmeye çalışmak. Hele hele şu son birkaç haftadır bakın. Yani Sayın Erdoğan'ın kürsü konuşmalarındaki terminoloji tamamen değişmiş durumda. Giderek yani, agresifleşiyor. Evet, evet. Yani tamamen vatandaşlarımızın o temiz, saf dini inançlarını istismara dönük bir dil kullanmaya başladı. Bu etkili oluyor. Bir başka konuda özellikle sosyal yardım, sosyal destekle hayatlarını sürdüren vatandaşlarımız da parti üyeliği kartıyla o sosyal destekler arasında bir bağ kurulmuş durumda. Dolayısıyla vatandaşlarımıza şöyle bir hissiyat var. Ya ben iktidar partisine üyeyim. Onun için bu sosyal yardım sosyal desteği alıyorum. Yarın iktidar değiştiğinde yeni iktidar bana hiçbir şey vermez. Çünkü bu partiye üye olduğum için bana sosyal destek geliyor. Yarın bir başka parti kazanırsa seçimi benim sosyal yardımım, sosyal desteğim kesilir hissiyatı var. Yanlış bir kanı var. Ama bunun böyle olmayacağını biz göstereceğiz. Çünkü bu hükümetin verdiği bir lütuf değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın vermiş olduğu bir hak ve bunu da bir çok açık bir şekilde sosyal politikalarla ilgili eylem planımızı da ortaya koymuş durumdayız. Bunlar sizin partinin planları ama Bunlar hep devam. Altılı masada destekliyor bunu herhalde. Biz bunları zaten çok eskiden beri parti kurulur kurulmaz başladık. İlk eylem planımızı 8 Haziran 2021'de açıkladık. Neredeyse iki sene oldu. Ve bunları biz tamamlarken bu Altılı Masa'nın da bir ortak politika metninin olması gerektiği hususunda mutabakada vardık. Biz bütün bu çalışmaları masaya koyduk. Varlığımız milletimizin varlığa armağan olsun dedik. Diğer partilerde ellerinde ne kadar çalışma varsa ki güzel çalışmalar vardı. Onları da koydular. Bunları birleştirdik, birleştirdik ve nihayetinde bir ortak politikalar mutabakat metni çıkarttık. Bu 6 partinin imzasıyla bitmiş oldu ve bunun içerisinde tam 2300 madde var. Yani 2300 maddede tek 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 her alanda ama her alanda hiçbir konuyu atlamadan ne yapacağımız ortaya koymuş olduk. Yani bu 2300 maddelik eylem planı 20 bakanlığı 5 sene boyunca meşgul edecek kadar kapsamlı bir çalışma var burada. Bu bir ilk. Daha önce hiç yapılmamış, yapılamamış. Şu andaki hükümetin böyle bir çalışması bizden iki buçuk ay sonra ortaya çıktı ve baktık bir sürü kopya var. Mülakatı kaldıracağız dedik. Kamuya iş alımlarda yazılı sınav esas olacak dedik. Baktık Sayın Erdoğan mülakatı kaldırıyoruz dedi. Bugün bir arkadaşımız göndermiş. Hala işte falanca bakanlıkta işe alım var. Fakat mülakat var. Yani 20 yıldır mülakatla giden bir hükümet. Şimdi mülakatı kaldıracağız diyor. Bugün diyor. Ya da ne açıkladılar? Ticari araçlarda öteve almayacağız dediler. Biz zaten burada açıklamıştık. Yani dişe dokunur ne var ne yoksa hükümetin açıkladığı seçim beyanamesinde bizim zaten eylem planımız olan şeyler. Dolayısıyla çok kopya çekiliyor. Ama kopya çekilmek iyi bir şey. Nasıl okulda başarılı öğrencilerden diğerleri kopya çekerse biz artık okulun başarılı öğrencisi olduk. İktidar tembel öğrenci, tembel öğrenci başarılı öğrenciden kopya çekiyor. Şu anda geldiğimiz nokta bu. my like daddy